Sür şoför, sür sür. Hadi kızım. Bak aşağıya da indirdim birazcık. Tembel olma bu kadar. Haydi. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Günaydın teyzoşlar. Teyzoşlar günaydın. Bugün araba sürmenin ikinci günü. Ehliyetimi alacağım yakında de. Hadi bakalım. Şoför. Sakın ağzını çarpma. Dün böyle aniden böyle şey yaptı. Burnunu çarptı. Hadi. Hadi tembel ko. Evet olacak, olacak, olacak. Ben biliyorum sen çok güçlü birisin. Evet. Evet. Evet annem. Evet. Sen çok güçlüsün ben biliyorum. Hadi tembel, hadi. Dün Instagram'da paylaştığımda çok yukarı kaldırmıştın. Bak bak. Birçoğu öyle demişti ama böyle aşağı indirdiğim zaman tembellik yapıyor. Yürü tembel seni. Hadi. Hadi. Haydi. Gel. Hadi cicileri giyeceğiz şimdi. Evet, bak ayaklarını böyle tutarlar. Mira sen de. Kızım nerede görülmüş ya? Allah aşkına böyle yatıyorsun. Bu nasıl bir şey yürüteçte yürümek ya? Haydi. Tembellik yapma ya Mira. Tembellik yapma. Ben tembel kızları sevmiyorum. Haydi. Hoşuma gitmiyor benim tembel kızlar. Hadi. Hadi şu ayaklarını dikletir misin? Lütfen. Rica ediyorum senden. Toplar mısın kendini? Lütfen. Rica ediyorum. Rica. Rica. Evet. Olacak kızım olacak. Olacak tamam mı aşkım? Olacak. Olacak. Evet. Evet. Halı var o yüzden mi sen gidemiyorsun? Kaldıralım mı? Neyse 5 dakika tutup zaten kaldıracağım. Fazla tutmamaya çalışıyorum. Günde böyle 2-3 defa yapıyorum. 5-10 dakika sürmüyor. 5 dakika falan. Haydi tembel ko. Tükürme. Tükürme. Dişimiz daha çıkmadı. Yani patlatamadı bir türlü. İşte kendi atletini yırt diyenler var. İşte çabuk çıkarsın. İşte çocuğun atletini yırt diyenler var. Haydi bakalım. Tembel ko. Saatlerimiz 11 oldu. Yaren'imi okula gönderdim. Şahin gitti. Buralardaymış. Şimdi eve geliyormuş. Daha gelmek için. Ne? Gel kızım gel. Gel. Hadi tut elimi. Tut elimi. Elimi tut. Gel tut elimi tut. Tembel ko. Versene. Hadi kızım elini ver bana. Ver anneye tut elini. Tut annenin elini. Sus. Tembel. Tembel teneke. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Mira. Miram. Olacak olacak olacak. Sen yapacaksın. Sen başaracaksın. Bak sinirlenince ne güzel oluyor. Haydi, haydi. Sinirlenince çok güzel şeyler yapıyorsun sen. Gel. Gel aşkım gel. Gel bayağı getirdin kendini. Gel. Gel kızım gel. Mama yesin. Dur ağzını çarparsın öyle yapmazlar. Çok tembelsin Mira çok. Kız gel ağzını çarpacaksın gel. Mira. Mira. Şşt. Ne oldu? Ne oldu? Sür şoför. Hadi bakalım hadi. İşimiz çok. Şimdi baba gelsin sana baksın. Ben de geçen size söyledim. Yukarının odasını yani Şahin'in odasını temizleyeceğim diye. Oraya geçeceğim. Hazır Yaren de yokken. Patır 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 patır.
Hadi 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 tembel. Hadi seni buraya yatırayım hadi. Gel buraya. Gel buraya. İşeğin kızı. Hoppa. Mutfağım temiz. Sadece bu taraftaki işlerimi şimdi halledeceğim. Onun dışında mis gibi mutfağım tertemiz. Kahvaltı yapmadım. Dünden iki tane küçük simitim kalmıştı. Şimdi onları atıştırırım. Şuranın camını açalım. Şey olmasın. Evin geri kalan kısmını sizlere göstermeyeyim. Çünkü yataklar bomba. Şöyle yapayım bari. Öyle her taraf savaş içinde. Yarenimin yatağı bile duruyor yani düşünün. Şimdi buraları toplayacağım. Şimdi her tarafımızı hallederiz. Dışarısı bugün düne göre 3 derece daha sıcak. Çamaşırlarım var. Şimdi onları toplarım. Kurumuştur hava çünkü güzel rüzgarlı. Öyle. Güzel mis gibi bir bulutsuz. Ama birazcık rüzgardan, rüzgarlı havadan merhabalar. İyi iyi yani güzel. Şu kutu bana lazım. Daha sonra ne için olduğunu söylerim. Şimdilik haydi bakalım. Buraları bir toplayalım arkadaşlarım. Ben şimdi pijamalardan bir çıkayım. Daha sonra şipşak yatak odamı toplayayım. Odaları toplayayım. Yani odaları derken yani yatak odamı toplayayım. Yatakları toplayayım. Daha sonra Şahin gelir. Miroş'umu ona bırakırım. Ve kendimizde go go yukarının temizliğini yapmaya. Odayı toparladım. Evet Şahin de geldi. Şimdi onu çocuğu bırakıp yukarıya çıkacağım. Bir de az önce size balkonda şey gösterdim ya. Koli gösterdim ya. O koliyle şu dolabın üstünü komple boşaltacağım. O koliye toplayacağım. Daha sonra işte şuraları halletmem lazım. Şurada işte çamaşırlarım var. Onlar katlanacak ama ona şimdi zamanım yok. Şurası boşalacak o kolinin içine. Ondan sonra cimada şu şey buhar makinesini şimdi toplayacağım. Şu başlığını yıkayacağım. Buraya kaldıracağım. İnşallah yakın zamanda lazım olmaz da böyle kaldırayım. Şuraları toplayayım. Şu öksürük şeyini kaldırayım. Yaren artık tamamen iyileşti. Şunlar çok güzel emzikler ama maalesef ki çok böyle tozu pisi topluyor arkadaşlar. O yüzden her vermeden önce yıkıyorum. Bunlar güzelce yıkanacak. Şu vitaminlerimiz azalmış. Birkaç günlük kalmış. Onları bakmam lazım. Bitince şey olmasın. Çünkü eczanelerde bulunmuyor. Sipariş şeyiyle getiriyor. Halbuki o kadar pahalı bir şey de değil ama yine de bulunmuyor. Hep sipariş ediyoruz. O yüzden bir iki gün önceden etmem lazım. Şu biberonları yıkamam lazım. Birazcık dişimizi sabah kaşıdık. Neyse. Şimdi gideyim koliyi getireyim. Hey! Naber? 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 Nabersin? İyi misin? Araban ne zaman? Ehliyet ne zaman alıyorsun? Anneyi ne zaman gezmeye götürüyorsun? Ha? Bak baba geliyor. Şimdi senin Mira'ya hemen mercimek çorbası çok az yapıp onun karnını doyurup yatıracağım. Öyle gideceğim. Evet buraları gördüğünüz gibi topladım. Burada zaten bir şey yoktu. Şimdi şuradaki bir onları falan yıkanacak. Çamaşırım varsa onu atarım. Nerede bu adam? Ben arabasının geçtiğini gördüm vallahi. Nerede? Araba geçti. Kendisi nerede? Miroş. Nerede baba? Nerede ki bu adam şimdi? Gördüm ben camdan arabanın geçtiğini. Şu koliyi alacağız. İçine de Yaren dün oyuncaklarını doldurdu. Ama şimdi bunu çıkaracağım. O dolabın üstünde ne var ne yok. Bunun üstüne, içine dolduracağım. Böyle ıvır zıvır hepsini buraya dolduracağım. Çünkü bana lazım. Evet. Tel, mel, hep çamaşır. Baba nerede baba? Nerede? Dün çay aslında demlemeyeceğim de dünkü çayın altını ısıtayım. Dün akşam çay içmiştik Şahin'le. 10 muydu 11 miydi o saatlerde. Bakayım varsa onu ısıtıp içeceğim yani. Varmış ya bayağı var yazık gördüm. 6 da var bana yeter. Tabii ki mide isterdi böyle taze çay ama şu an tek başıma olduğum için onu yazık demlemeyeceğim. Şey yapacağım bu bana yeterlidir. Şimdiki simitlerim vardı burada dediğim gibi. İki tane. Ay. Şöyle dünden kalma iki tane minik simitim var. Bu bana yeterdi artardı. Şöyle minicik minicik. Ne kadar küçük simit yapmışlar. Normalde simit böyle olmuyor ya.
Şaşırdım dün görünce. Dün de zaten bunun bir tanesini yemiştim. Şimdi çayım bir ısınsın. Karnımı doyurayım. Ondan sonracığıma Miroş'umun mamasını hemen halledeyim. Bundan bir yarım saat önce emzirmiştim, şey yapmıştım, süt vermiştim. O yüzden acele etmiyorum. Onun da karnını doyurduktan sonra bu kaçak babamız gelsin. İşlerimizi halledelim. Değil mi kız? Aslında işim çok da. Çok 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 işim var arkadaşlar. İnşallah bugün sizinle paylaşırım. Bu telaşımı. Şöyle çiçeklerini. Geçen bir arkadaşımız demiş ki bu peygamber kılıcı öyle diye geçiyormuş bu çiçek. Biliyordum ben daha önce ama. Bir de bunun böyle bir hikayesi var arkadaşlar. İşte yeni gördüğünüz filizler var ya, şunlar mesela. İşte bunlar dilediğin mesela. Mesela diyelim işte şu kadar uzasın, dileğim gerçek olur falan. Öyle bir şeyi varmış bunun. Bunu bana ilk getirdiğinde altın getirmişti. Şöyle küçük minicik dikmişti. Geçen sene mi, belki sene mi? Ve böyle çok şükür baya baya büyüdü. Hatta şuradan yeni bir filiz veriyor. Şu filizleri de yeni. Geçen işte bir arkadaşımız demiş ki, Feride demiş, bunlar dilediğin ne kadar, mesela şu kadar olsun dileğim kabul olacak. Dilek tut işte, dileğin kabul olur demiş. Tabii ki her şey Allah'tan ama yine de öyle bir şey ben de duymuştum. Şurada minişim geliyor. Şuraya kadar gelmesini şey yapmıştım. Bakalım buraya gelince benim dileğim kabul olacak mı? Bak şuraya kadar. Buna hep beraber şahit olacağız. Bu da şey. Buradan alıp dikmiştim. Bunda şimdilik filiz miliz yok ama bunda minicik minicik. Bakın şöyle filizleri dik şey oluyor, çıkıyor. Çok seviyorum bunu ben ya. Yani nereye gidersem gitsem de bunu tabii ki her zaman götüreceğim. Evet, bakalım şu filiz şuraya kadar gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben de şöyle uzaktan çekeyim mi, pardon. Ha şöyle. İşte bu gördüğünüz gibi şu buraya geldiği zaman bakalım ki dileğimiz kabul olacak mı? Tabii ki Allah'tan her şeyi de. Kaynadı. Ben bir bardak çay koyayım, içeyim, karnımı doyurayım, sonra sizlerle bir yerlerde görüşürüz. Ezallah ezallah, ezan okunuyor. Evet, gördüğünüz gibi Miray'ı uyuttum ve Şahin şu an yanında, ben buraya geldim. Görüyorsunuz değil mi? Neyse, bunlar hepsinin içinde şey, böyle dağınık duruyor da içleri falan bazılarının boş. Şu yatağın üstündekileri şimdi indireceğim. Yatağı bir şey yapayım, yani burası kurulu bir düzen olsun. Böyle dağınık falan olmasın. Şunları hepsini için çıkarayım. Şurada bir tane beşik var. Buna bakacağım. Toplayabilirsem toplarım. Toplamazsam. Yani bayağı bir işim var arkadaşlar. Bakın. Buralar, şuralar hepsi şöyle. Yukarısı. Sizi tripodu da getirmedim. O yüzden böyle yaptıkça artık gösteririm. Şurada bir tane halım var. Bayağı bir dağınık ama yapacağız. Üstesinden geleceğiz. Şurada da Yaren'imin şeyleri var. Miray'a biraz daha büyük de birazcık daha büyüsün. Ondan sonra kızımın kilotlu çorapları çok var. Ki ya şurada zaten kıyafetler. Neyse, ben şimdi daha fazla konuşmadan şey yapmadan buraları şöyle bir ara ara sizlere kamerayı açarım. Şimdi devam edeyim ben. Bazanın altını kaldırdım. Önce buradan başlamam gerekiyor çünkü burası bayağı bir dağınık. Şurada şey buldum. Yaren'in yıkanma filesini. Bunu Miray'a kullanırım. Bir de şöyle Yaren'imin çıngıraklı oyuncakları var bir sürü. Onları da Miray'a kullanırız. Ve bakın teyze uçları ne buldum. Yaren'imin takı yastığıydı bu. Tabii bunları saklayacağım. Bir de şöyle Yaren'e mont getirmişlerdi ama görmeye gelmişler Yaren bebekken ama çok büyüktü. Kaldırmıştım, bakın unutmuşum. Şimdi tam olur. Şöyle indireyim bunu da. Minnoşum giyer. Evet, buralar iyice bu hale geldi. Çıkacağız işin içinden bugün. Şurada bir tane de yatak örtüm var bakın. Çok tatlı. Güzel kullanırım bunu. Daha sonra evet. Şurada hurçların içinde de şeyler var. Yorganlar falan var. Onlara şimdilik dokunmayacağım. Sadece geri kalanlarını bir halledeyim. Çünkü bayağı bir karışık. Durum güncellemesi. O odadan bu odaya, bu odadan o odaya, oradan oraya böyle böyle yuvarlanıyoruz. Şimdi odada ne yaptım?
Şu yatak biliyorsunuz bu taraftaydı. Bu dolapsa bu taraftaydı. Ama ben bunu çevirdim. Eskiden de öyleydi. Mesela yatak burada duruyordu, dolap burada duruyordu. Ben çevirmiştim. Şimdi tekrar eski haline çevirdim. Anlayacağınız bir saattir neredeyse buradayım ve işin içinden açıkçası çıkamıyorum şu. Ama yavaş yavaş çöptür, ıvırdır, zıvırdır onları çıkarıyorum. Şu yukarıdakiler inecek. Yani en azından bileyim nerede ne var. Ve bakın ne buldum. Şey, resmi nikahımız olurken şöyle Kemer Belediyesi bize şöyle bir iki tane fincan. Hani kahvenin 40 yıl hatırı varmış ya. Öyle işte fincan hediye etmişlerdi. Ben şimdi kutusunu tabii ki attım. Böyle kutusu da vardı. Ama fincanlara kıyamadım. Böyle çok da güzel. Orada şeylerimiz var. Şöyle. Bunları da buldum. Bunun içinde şey vardı ya. Bebek yatıyordu. Bu Yaren'imin. Şurada da Yaren yazıyordu. Yaren'imin yani hediyesiydi. Bunu Şahin bana bekarken almıştı. Şöyle. Böyle. Bunu da aynı şekilde atamadım yani kıyamadım kalsın dedim. Ama açıkçası işin içinden de buradan çıkamıyorum şu an. Her taraf darma duman ama yapacağız. Tabi burada birçoğu şu an çöp de var şey de var da o yüzden öyle gözümüze çok kalabalık geliyor. Yapacağız. Yavaş yavaş yapacağız. Neyse ben bir gideyim eve bir bakayım ev ne durumda ne alemde. Ondan sonra tekrar geleyim. Devam edelim. Havalar ısınıyor diyoruz ama yok tam tersi fırtına kopuyor resmen. Neyse ben gidiyorum. Mira uyuyormuş. Şahin başında. Ben de gideyim. Devam edeyim temizliğimi bitireyim en azından. Bir posta çöpü götürdüm attım. Bir tanesini attık. Şimdi geri kalan işlerimi halledeyim. Annem de pazara gitti. Aslında benim de pazara gitmem gerekiyordu ama inanın şu an bu soğukta ne pazar istiyorum ne de başka bir şey istiyorum. Şöyle geniş açıdan alayım. Daha detaylı bir şekilde size şimdi göstereyim. Gerçi göstermeye bir şey gerek yok da. Gördüğünüz gibi o da bu şekil. Toparlayacağız. Annem mi geldi acaba? Sanırım annem geldi. Gerçi annemin anahtarı var. Annem kapıyı çalardı ki. Annem değilmiş. Bir arkadaşı gelmiş evde yok deyince. Geç abla dedim yok dedi girmeyeyim. Şimdiki. Haydi bakalım. Şuraları bir halledeyim. Daha sonra ay ışığa bak. Ondan sonra size bir açıklama yapacağım. Evet. Ama önce şuraları biraz hafifletmem lazım. Ondan sonra cima. Size durum güncellemesi inşallah yaparım. Tam bir saatim var. Saat şu an 2:30. 3:30'da Şahin. 3:30'da Şahin Kemer'e gidecek işte. Yaren'i almaya. Yaren 4:30 falan çıkıyor ya. O yüzden bir saatim var. Oyalanmadan buraları halledeyim. Daha sonra görüşürüz. Şu gördüğünüz beşik var ya. Ben bunu Yaren'e almıştım. Kaç paraya almıştım biliyor musunuz? Şoktan 80 liraya almıştım. Ama pek kullanmadım. Getirdim buraya koymuştum. Böyle sallanıyor. İşte hemen kurulumu da çok kolay. Şu plastikleri çıkarıyorsun. İşte dediğim gibi kullanmıyordum. Şimdi bir baktım topladım. Hatta şu altın şeyleri kaybolmuş. Normalde bir sallanmama şeyi de vardı. Baktım gayet güzel. Şimdi böyle sallanıyor. Dedim ben bunu en iyisi Miram'a kullanırım. Gayet güzel sağlam bir beşik. Tabii ki bir güzel cifre temizlenecek. Bakın bantlar falan var. 80 liraya düşmüştü o zaman şokta. Ben de aldım dedim sökmüştüm onu. Dedim şimdi parçalar eğer sadece bir tane böyle şey kaybolmuş. Eğer parçalar eksik çıkarsa dedim kullanmam. Ama baktım ki parçalar da gayet güzel ve sallanıyor. Miroşum yatar. Yani bence yatar. Gayet de güzel değil mi? Evet, bunu da halletmiş olduk. Ben peki ne yaptım? Bir şey daha pek yapamadım. Şurada Allah'ım ne kaçtı boğazım. Şurası Yaren'in oyuncakları. Bunlar ayıklanacak. Şurada nişan elbisem var. Gelinliğim var. İsteme elbisem var. Nişanlılığım yani her şeyim burada. Bunları bir halçar
resme bakmam lazım. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Burada böyle yıllarca burada asılıp duruyor. Pardon. Burada da yine böyle ıvır zıvır var. Bunlar da toplanacak. Az önceki fileyi buraya koydum ama buralar düzenlenecek. Şu ayıcık payıcık işte oradan şey olacak. Bakalım. Ama beşiği topladım valla. Yavaş yavaş ben ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Buraları bu şekil bırakacağım valla. Ve eve gideceğim. Çünkü böyle boğazıma bir şey düğümlendi sanki. Bir de üşüdüm galiba. Burası şu an soğuk. Bu da nedir biliyor musunuz? Hani bir ara şey kazanmıştım ben çekilişte. Sehpa kazanmıştım. O sehpayı hiç açmamıştım. Ama şimdi açacağım bunu da. Kullanacağım. Bakar mısınız? Bir ton iş çıktı bana ya. Şurada iki tane nevresim çıktı böyle tek kişilik. Ben bunları ne ara almışım? İnanın hiçbir bilgim yok. Böyle tek kişilik iki tane nevresimim var. Şu an bir baktım. Bir tanesi Allah Allah bu ne nevresim dedim. Bir açtım ki bir tanesi bu şekil. Bir tanesi de şöyle. Neyse bunları da kullanırız artık. Neyse iki dakika şimdi size bir açıklama yapayım. Ondan sonra gidelim eve. Yavaş yavaş buraları toplarız. Oh mis. Şöyle bir tane alez almam lazım. Neyse. Kamerayı çevirelim, sohbet edelim. Ondan sonra evet, gidelim. Evet, lahana gibi kat kat giyinen ben. Evde tişörtle geziyordum. Burada kat kat giyindim. Şimdi, biliyorsunuz ki ben kaç senedir? 5 senedir, 6 senedir evliyim. Ve genelde bu odayı kiler gibi kullanıyordum. Yani son 3 senedir ben bu odayı kullanıyorum. Böyle işte ıvır zıvır gördünüz zaten bir ton şey çıktı. Onları burada kullanıyordum. Ve şöyle bir durumumuz vardı işte biliyorsunuz bunu sürekli dile getiriyordum. Konuşuyorduk. Şu an o kadar ışık vuruyor ki ve gözlerimin altı musmur. Yüzüm, gözüm felaket kötü bir durumda. Zaten sizlere sürekli bahsediyordum işte ev konusunu. İşte ev satılır, şu olur, bu olur. İşte taşınacağız, odur budur. Sürekli dile getiriyordum. Hatta siz de bana sürekli şey yazıyordunuz. İşte neden kayınvaliden buraya geçmiyor? Neden sen buraya taşınmıyorsun? Kayınvaliden senin evine taşınmıyor. Öyle bir muhabbet sürekli dönüyordu. Hatta bunun yani net olarak size ben cevabını veremiyordum. Ve geçenlerde bundan bir 5-6 gün önce bir açıklama yapmıştım yine bu konuyla alakalı. Annem pazardan geldi. А, можешь балкон взять. Себе, да. Вот, вот, балкон себе забери. А, как раз давно утром. Мне же он уже не нужен, ты забери его, балкон за. Вот это забери. Sizinle bugün tam olarak böyle oturup da gerçekten sohbet yani konuşamadım, açıklık getiremedim. Zaten birçoğunuz da şimdi anlamışsınızdır o evin dağınıklığından, o eşyaların şeyinden. Evet arkadaşlar, ben büyük eve taşınıyorum. Kayınvalidem de bu benim minnoş evime taşınıyor. Yani aslında çok söylüyordular işte, herkes bunu söylüyordu işte, kayınvalidem mesela şu an tek kalıyor, kızlar işte yok. Hatta bundan birkaç gün önce ben bir açıklama getirmiştim. Görümcelerim geliyor işte, sonuçta orada onların kurulu düzeni var, şu su var, bu su var. Daha sonra annemler işte oturdu, Şahin, annem, kızlar konuştular. Yani bir şeye koydular. Ki ben de zaten buradan yazın artık çıkmayı düşünüyordum biliyorsunuz, küçük yapamıyorduk. Annem de dedi ki yani ben buradayım, tamam yarın öbür gün olur da ev yapılır veya ev alırız, hep beraber yine çıkarız. Ama yani burada olduğumuz sürece işte yarın ne olur belli olmaz. Siz buraya geçin, ben de oraya. Biz de kabul ettik. O yüzden bu iki gündür bu telaş var. Böyle taşınma şeyi var. Zarife de geldi şu an sağ olsun. Yaren, o oda Yaren'in odası yapıyorum ona. Babasının mobilyası falan zaten vardı. Yani buradan oraya, oradan oraya böyle şeylik var. Burada mesela
fırınımı götürmeyeceğim, bulaşık makinesini götürmeyeceğim, çamaşır makinesini götürmeyeceğim. Çünkü aynı şeyler annemde de olduğu için sadece buzdolabı gidecek, televizyonum gidecek. Bir de yatağımın sadece süngeri gidecek. Annemin süngeri de buraya gelecek. Yani yatağı taşı şey yap olmasın. Annemin orada gömme dolap zaten var. Bu taşınma işi bir bitsin. Ondan sonra şöyle detaylı bir şekilde sizlere çekerim tabii ki ama bu aralar belki de hiç kamerayı da elime alamam. Çünkü o kadar çok işim var ki yani daha her şey duruyor düşünün ben. Şu an sadece hurçları taşıyorum böyle. Bunun mutfağı var, bunun osu var, bunun busu var. Allah'tan böyle fazla uzak bir yere değil. İki adımlık yerden taşıyacağız. Her neyse şimdi Zarife beni bekliyor. Ben kovayı falan almaya geldim. Camları bugün hanımefendi silecekmiş. Daha sonra da işte Aslı ile Altun'a da söylerim. Onlar da gelirler. Böyle mutfağı falan onlar yaparlar. Ben işte oraya yaparım. Öyle böyle inşallah bitiririz. Yani artık taşınıyoruz arkadaşlar. Evet, taşınıyoruz. Bayağıdır bu şeyi bekliyordunuz. Ay saçlarıma bak. Benden daha çok bekliyordunuz biliyorum. İşte artık rahat, geniş bir eve çık. Artık rahat et. Artık sen de yoruldun falan. Çok şükür geçiyoruz. Bakalım her şeyin hayırlısı olsun. Kayınvaliden burada, ben orada. Yine aynı yerde olacağız. Yine aynı bahçede olacağız. Tabii ki ilerleyen zamanda ta ki kendimize yeni bir ev yapana kadar. O da inşallah Allah'ın izniyle en kısa zamanda olur. O zaman haydi bakalım. En son artık evimi bir taşıyayım da şu kendime de biraz çeki düzen vereyim artık değil mi? Saatlerimiz 6'ya geliyor. Bir türlü işin içinden çıkamadık. Ne yapıyorsun anneciğim? Odanı beğendin mi sen? Beğendim. Güzel olmuş. Benim sabahla oyuncak koyma derdine geldim. Ama sen bak burayı şimdi böyle koyuyorsun ama burayı böyle koymayacaksın sonra, tamam mı kızım? Ama ben şunları koyacağım ya. Bu komodini de getirdik buraya. Buraya şey koydum. Hayda. Oraya senin kıyafetlerini koyacağız. Yarenimin yatağı. Hayır, tamam. Ben buraya koyuyorum. Tamam. Tamam kızım. Yatağı tamamdır. Bakın. Oraya seni... Onları sonra ayıklayacağız en son, tamam mı? Tamam. Mira'nın şeyini de getirdim buraya. Yani şimdilik böyle. En azından yerini aldı her şey. Sen burada mı kalacaksın? Şuraya bir tane stor perde alacağım. Şimdilik oradaki yatak... Evet, oradaki yatak odamdaki şeyi getireceğim. Tamam kızım. Oraya koyacağız. Bak sen oraya ayıcıkları da koydum ben. Tamam kızım. Yatak odasında benim tül var ya, sadece onu buraya getireceğim şimdilik ama ilerleyen zamanda buraya stor alacağım. Şunu Şahin'e söyleyeyim, açsın çünkü içi bayağı bir şey, böyle böcek möcek var, onlar temizlenecek. Tamam. Tamam, sen şimdilik burada oynayacak mısın burada? Yeleğini falan sakın çıkarma. Zarife eve gitti. Eve gitti derken yani şeyde, şu an benim evde Mira'yla. Ben de annemin kıyafetlerini taşıyorum oraya. Akşamda şey yapacağım. Akşamda işte bazanın altını buraya getirdim. Benim yani benim baza altını komple buraya getirdim. Şimdi anneminkilerini götürüyorum. Akşamda anneminkilerini takacağım. Anne. Şöyle tamam şu. Ama kızım dur kızım, başımı ağrıyor. Şöyle perdeleri çıkardım. Annem yıkayacakmış bunları bugün akşam, atacakmış. Odada darma duman. Tamam kızım, tamam taşıyoruz yavaş yavaş işte. Evet. Orada yatmıyorum ya. Ama bugün daha yapamadık. Size şurada şeyi göstereceğim. Şunu da yavaş yavaş oluyor. İşte annemin götürüyorum, benim getiriyorum. Şunlar mesela şimdi gidecek. Annemin hani baza altına bunlar olacaklar. Burada da size şöyle bir şey göstereyim mi? Annem Yaren için şöyle bir tane pike takımı yaptırmış. Şöyle. Diyor ki ama diyor ben bunu saklayacağım diyor, sana vermeyeceğim diyor. Yaren diyor 18-19 yaşına gelsin diyor, o zaman vereceğim. Düşünmesi tabii ki yeterli. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Şöyle mor renginde. Eminim bayağı da para vermiştir buna çünkü böyle el işlemeli biliyorsunuz. Yani ben pek anlamam bunlardan ama annem çok düşkündür böyle şeyler. Hatta Şahin'e de bir takım yapmıştı. Kızlarım falan çeyizinde Diyarbakır'dayken göstermiştim, görmüştünüz. Öyle bunu da Yaren'e işte yapmış. Bir tane de diyor Mira'ya yapacağım, benden o hatıra kalsın. Bunu götüreceğim dedi, seni burada bırakmayacağım. Ben de tamam anne nasıl istersen dedim. Evet şimdi ben yavaş yavaş taşıyayım. Bu yatağı da şuraya biraz aldım. Süngerleri getirdik, değiştirdik.
Şimdi benim hem bu cama bir tane şey olacak. Şuraya da şey yapıştırmış babam, siyah böyle bir şey yapmış, onu sökeceğim. Bir de hem de buraya perde düşünüyorum, böyle store perdesi falan. Nedir onun adı? Şu tel bayağı kopmuş. Ona Şahin'e söyleyeyim, yeni bir tel lazım buraya. Allah, başıma geliyordu. Kafama geliyordu resmen. Rüzgar dindi vallahi. Şöyle bir akşam artık buradan sık sık böyle videolar görürsünüz değil mi? Ay, başım ağrıdı. Bugün az önce annem sağ olsun yemek falan yedik. Çayını da şey, çay demledi. Çay da içtik. Şimdilik Nezih amcayı da buradan sık sık görürüm artık. Neyse, ben şimdi gideyim bakayım. Minnoş evim. Minnoş evim. Seni seviyorum. Neyse. Haydi bakalım. Şuradan biraz daha yukarıya çıksam şurada deniz gözüküyor. Yani çatıdan deniz full gözüküyor da şu tel kesinlikle buradan gitmesi lazım. Yani burada benim rahat bir hafta falan işim var arkadaşlar. Yani bir hafta, belki de daha fazla işim gücüm var. Ha? Senin odanı gösterdim ya, zaten bütün gün günüm senin odanda geçti. Şunu İstanbul'dan ben almıştım. Annemin yolluklarını oraya, bizim küçük eve götüreceğim. Bu da şey, nedir onun adı? Ben İstanbul'dan bunu almıştım. Yukarıda duruyordu. Hatta şurada halı şimdi gözükmüyor ama bu benim halımdı. Ben evlendiğimde bu halıyı almıştım. Bunu da burada kullanırım. Bakalım işte yavaş yavaş iyice yerleşince eksiğim ne varsa ona göre şey yaparız. Şimdilik şunları bir taşıyayım hazır Zarife bendeyken. Bir de şey... Bunu götüreceğim. Bir de netlesen. Bunları götüreceğim. Bir de Zarife ile bugün benim mutfağı boşaltacağız. Dışarıya dizeceğiz. Ondan sonra Cima annemin mutfağını hemen boşaltıp buradan direkt yerine taşıyacağız. Neyse, şu hurca şimdi ben dolduruyorum ve götürüyorum. Şurada annemin yorganları falan var şöyle. Bunlar burada kalsın anne dedim. Yani şey yapma. Ayy. Şöyle, bunlar istiyorsan burada kalsın dedim. O da yok dedi. Evde yer olursa alırım. Olmazsa böyle yüklük bu zaten. Böyle buralar böyle bu şekilde kalır. Zaten benim buraya fazla ihtiyacım yok. Kızların odasına hiçbir şekilde dokunmayacağım. Kızların odası öyle bir temizlerim, düzenlerim. Yataklarını şey yaparım. Yazın geldikleri zaman zaten hep beraber kalırız. Yani benim sadece burada kullanacağım şey. Nedir bu? Yaren'in odası. Düşersin, öyle hareketler yapma kızım. Tamam mı? Yaren'in odası, bir de bizim oda olur. Burası zaten kızların kalır. Şimdi böyle bir dağınık görüyorsunuz ama inşallah bir günde böyle toplu bir şekilde görürüz. Tabii bu biraz zaman alacaktı benim buraya yerleşmem ama. Tamam da bu niye netlemiyor? Beni niye nefret ettirdi bu telefon kendinden ya? Yemin ederim eski telefonla ben bu kadar sıkıntı yaşamıyordum. Haydi arkadaşlar, haydi. Az çene çok iş, az çene çok iş. Haydi bakalım. Şunu dolduruyorum, götürüyorum. Aa, sepet kat. Niye snimaj? Niye snimaj? Zarife çalışıyor. Feride oturuyor. Feride'nin başı ağrıyor. Kaynanası yazma verdi. Annem ne için verdi biliyor musun Zarife bu yazmayı? Al dedi. İki arada geziyorsun da üşürsün. İyi, Allah razı olsun. Başım ama hakikaten başım çok kötü ağrıyor. Baya baya işlerimizi hafiflettik. Haşto'nun küçüğü, büyüğü sendedir değil mi? Evet. Ne yapabilirsin biliyor musun onu? Onu, bunu alıp yağ koymak, yağdanlıkları. Çok büyük bu. Niye? İki tane çok güzel olur. İki tane bak. Vallahi ciddi. Çok büyük sanki. Ne bilmem bacım. Sen bilirsin. Zarife şimdi bulaşıkları boşaltıyor. Ben de bayağı bir şeyler taşıdım. Annemin kıyafetlerini getirdim, astım. Kendimin götürdüm oraya. Akşam da annemin bu yatağın altını dolduracağım. Yarın değil, öbürsü gün tam olarak yerleşmiş olur muyum? Evet. İnşallah. Başım ağrıyor. Hadi Miroş'um, hadi kızım ya. Gerçekten sanacaklar ki bak teyzeyi çalıştırıyorum, ben oturuyorum. Halbuki çocuk sallıyorum yani. O da bir iştir. Yaren'den mutlusu yok. Odası oldu. Benim tipime bak. Neyse, bir iki üç gün sonra kendimize geliriz artık. Dur dur, uyuyor. Kızım dur. Ev taşımak kolay mı? Valla.
Hele bir de çocuk oldu mu daha da zor. Zor. Vallahi çok zor. Bizim Ayazik bıraktık biz. Aynen aynen. Gene Allah razı olsun, Zarife'nin kocası şu an çocuklara bakıyor da. Yoksa tek başına ben buradan kesin çıkamazdım yani.